Sevda Hanım'a. Çok teşekkür ediyorum. Ben yaklaşık bir saat önce geldim. Ama mutlaka gezmenizi tavsiye ederim. Hatta üzerine de ilk çatışmaları biz 1905 yılında görüyoruz. Bölgede anlatırız. Ermeniler sadece Azerilerle çatışmıyorlar bu bölgede. Görsel kullanılır. Psikolojik etki yaratmak anlamında. Bizim bir arşivimde de çok fazla var ama işler restoran topluyor. Ve bir taraftan da şu an Türkiye'den dolaşır gibi. Bölgeye biraz daha böyle tarihsel anlamda yakınlaştığımız zaman ilk önce vilayeti Gencik Karava kuruluyor. Osmanlı hakimiyetine giriyor. Daha sonra tekrar Safevilerin hakimiyetinin altına giren bölge, şurada gördüğünüz bölge, yapı itibariyle ilk önce Karabağ Hanlığı kuruluyor 18. başlarında ve Osmanlı'ya İran'da en sonunda 1826'da Ruslar tarafından işgal ediliyor. Aslında bölgenin kaderini değiştiren tarih de bu anlamda 1826. Çünkü 1826'dan itibaren gerek Gürcistan gerekse Türkmençay anlaşmaları itibariyle bölge dışından bir halk olan Ermeniler, Rusların bölgeyi kontrol edebilmek için, demografiyi değiştirebilmek için başlattığı göçlerle bölgeye yerleştirilmeye başlıyor. 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece 1992'de Hocalı olaylarında Hocalı'da yaşanan katliamın nedenlerini analiz ediyoruz. Ve baktığımız zaman tarihsel anlamda aslında Hocalı'nın ve Hocalı'da yaşanan katliamın olayların bir tesadüf olmadığını, bunların planlı programlı bir şekilde yapıldığını anlatıyoruz. Öncelikle bölgenin jeostratejik açıdan çok önemli bir yer Hocalı. Bunu vurgulamaması gerekiyor. Ardından Hocalı'nın gerek bölge coğrafyası üzerinde ve gerekse Dağlık Karabağ üzerinde tek havaalanına sahip olması bölgenin Dağlık Karabağ'ın kontrolü açısından önemli olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Ama üzerine altını çizmemiz gereken bir diğer husus da gerek Soğuk Savaş'ın son dönemi itibariyle bölgede bir güç boşluğunun doğması ve aynı Hocalı olaylarında olduğu gibi 366. Mekanize Piyade Birliği'nin, Rus Birliği'nin bir kontrolsüz hale gelmesi ve Ermeniler tarafından tabiri caizse parayla tutulup Azerilere karşı kışkırtıldığını, katliamında kullanıldığını dağılmasıyla birlikte bölgeye bir güç boşluğu doğuyor. Tabii bu güç boşluğu sadece Sovyet kontrolündeki coğrafyaların tamamında olduğu gibi askeri anlamda da yaşanıyor. Ve katil diyor. Böyle bir olay Hocaeli katliamı. Ben Hocaeli'de ondan sonra bütün dünyada ülkemizde bugüne kadar şehit olan tüm vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Allah bu dünyada ülkemizde kesinlikle bir daha böyle acılar yaşatmasın diyorum. Sadece Hocaeli mi? Tabii ki de hayır. Bosna'da binlerce Müslüman katledildi çocuklar biliyorsunuz. Şu an Suriye'de milyonlarca insan evinden, vatanından kopartıldı. Ve ekranlarda her gün üzülerek görüyoruz. Yine binlerce çocuk, binlerce bebe aç, susuz, yalın ayak, soğukta, çamurda yaşamak zorunda kalıyorlar. Birileri tarafından böyle bir hayata mecbur bırakılıyorlar. Bizler ülke olaraktan onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Çok şeyler öğrendik.